Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Muhammed Ali bereketi aşkı üzere tüm geçmişlerin ruhları adına mumlarımız yansın, çıralarımız devam etsin. Allah Allah. Geçmişlerin düşüncelerinden dolayı idam edilenler, katledilenlerin hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Lokmalarımız kabul olsun, dualarınız şah ve zuhur olsun, gönüller birlikten ayırmasın. Bildiğiniz gibi 1978 yılında Maraş'ta bir katliam yaşandı. Bundan tam 45 yıl önce resmi kayıtlara göre 100 ama tanıkların ifadelerine göre 500'den fazla insanın katledildiği, bir sürü canımızın evlerinden, barklarından göçe zorlandığı, iş yerlerinin, evlerin talan edildiği, tahrip edildiği bir kanlı bir katliam yaşadık. Milliyetçi faşistler daha önce belirledikleri Kürt ve Kızılbaş evlerinin yaşadığı evlere saldırıp büyük bir katliam gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışında 6 Şubat Maraş depremi de bizleri ikinci bir Maraş katliamına tanıkları arasında koymuştur. Tıpkı bundan 45 yıl önceki gibi bizler bir kez daha diyoruz ki inkarcı, katliamcı politikalarınıza direneceğiz. Toprağımıza sarılacağız. İnancımızdan, kimliğimizden, dilimizden vazgeçmeyeceğiz. Koçgiri, Çorum, Dersim, Gar, Suruç, Sivas, Roboski'yi unutmadık. Bu katliamlar bizi yolumuzdan, inancımızdan döndürdü mü? Hayır. Ezilmişin, yoksulun, ötekileştirenin yanında durduk, duracağız. Demokratik bir cumhuriyeti savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün aynı zamanda 19 Aralık 2000 yılında hayata dönüş operasyonuyla hayattan koparılan devrimci canlarımızın da katliamının yıl dönümü. Onları da saygıyla yad ediyoruz. Mücadeleleri bize ışık olacaktır. Teşekkürler. Maraş'ta şöyle katliam olacak, böyle olaylar olacak dedikleri şuydu. Yani onu da söyleyelim. Mümkün mertebe askere şeye karşı gelmeyin. Fakat önünüze gelen sivil halk, işte komünist, solcu, Alevi, Kızılbaş falan kim varsa hepsini süpürün gibisinden. Bu şey olunca tabii geriye askeriye geldi, cenazeleri zorla aldılar, yani cenazeler ortada kaldı. Cenaze aldılar, bu saldırının ilk başlangıcı da şöyle söyleyeyim, kaderin cilvesine bak. Hep Cuma günü, denk geliyor Cuma günü Ulu Cami'den, Ulu dedikler, Allah'ın evi dediklerinden adam öldürmek için bütün çabalarıyla, Allahu Ekber nidalarıyla saldırmaya başladılar. Bunlar geldiler binanın etrafını sardılar. Demin bacılarımızda birisi Musa Funda dedi, Musa Suna dedi. Bunların hepsinin ölümlerine şahit olduk. Musa Funda benim önümden geçti. Ben de o zaman artık baktık olmadı, silahlanmıştık. Yani ben de bir şey, baretta İtalyan silah diyorlar ya, kaçak. Almıştım ben. Biz o silahı sıkarken Musa Funda'yı orada kurtardık. Fakat gidiş ondan sonra öldü. Yani kurtaramadı mahalleye girince. Bu tür olayları yaşadı. Tabii bu geçmişin acılarını anlatmak uzundur. Dediği gibi kısa keselim arkadaşlar. Toplumların ayıkması için, hani bir acıyı yaşatmamak için bir ebeveyn olarak, bir baba olarak, bir dede olarak asluhu, nasluhu yetiştireceğimiz evlatlarımıza önce sevgi, merhamet, bağışlama ve affetme şuurunu yerleştirmemiz lazım. Yapılan plan dahilinde önce işte Elazığ, Malatya denemelerinden sonra Maya'yı Maraş'ta tutturacaklardı. Çünkü Maraş gerçekten çok muhafazakar ve yobazdı. Babamın da kişisel yapısı olarak kimliğimi ben zaten bu katliamdan sonra öğrendim. Hümanist bir kişiliğe sahipti. İnsan ayrımı yapmayı asla sevmiyordu. Katliam sürecinden önce Maraş'ın yazın bir sessizliği, insanlarda böyle bir tedirginliği olmaya başlamıştı ama kimse bunu bu şekilde yormuyordu, babam da dahil. Yakılan evimize, gözümüzün önünde öldürülen babama, annemin gözünün birinin kör edilmesine, kız kardeşimin kaçırılmasına, ev sahiplerimizden Ali abim, Mehmet abim, 9 aylık hamile gelin Esma yengem, kızı Fidan, yeğenleri Aziz kardeşim Musa Funda yaşamlarını kaybettiler. Bizler sokaklarda oldukça korkulu zamanlar geçirdik. Bizi sokaklarda sürüklediler. Taciz edilerek, hakaretler edilerek. Amaçları sabah kirli emellerine ulaşmaktı.
bir yerden bir şekilde boş kaldığımız bir anda ablam, ben ve küçük kardeşim onların elinden uzaklaşmayı yeğledik. Çok zor kurtardık kendimizi tabii. Onu ancak yaşayan anlatabilir. Şu an anlatmak istemiyorum, çok uzatmak istemediğim için. Gün doğacakken, her ne kadar geceden başlayan kaygılı bir uykunun arifesinde olsak da bizim için sıradan bir günün başlangıcıydı. Mahalle esnafı, komşularımız, zeytinlik hepsi yerli yerinde bize selam veriyorlardı. Güzeldi yani, güzeldi işte. Güzeldi yani, güzeldi işte dediğim her şey simsiyah olacaktı. Yani gün doğarken kararacaktı dünya. Dostlukların pekiştiği bizim için yani, geçmiş olsunların, hayırlı olsunların, göz aydınlıkların, bir lokma ekmeğin paylaşıldığı, yardımına gidinildiği, hesapsız, çıkarsız ve korkusuz selamlaştıklarımızla bir gecede değişen yüzlerini görmek ne kadar büyük bir hezimetti. Neydi sahi bir gecede değişen? Akşamdan sabaha neler olmuştu da zemberiği boşalmıştı bu insanların? Ustaca bastırılmış öfkelerini bizlerle kurdukları bağda hiç sezdirmemeleri nasıl açıklanabilirdi ki? Alev olduğumuzu bilip ve bundan hiç rahatsız değillermiş gibi hissettirilen o güven duygusunu nasıl başarmışlardı? Tüm kurguları, hesapları bizim gözlerimizin önünde sürünerek can vermemize seyirci kalmak üzerine olmamalıydı. Bu nasıl bir esaret anlayışıdır? Komşunun vahşetine, çaresizliğine sessizce seyirci kalmak. Bizi nasıl ateşe attınız? Bize nasıl kıydınız? Bizi hangi vicdanla izlediniz? Bizden sonra orada nasıl yaşam kurdunuz? Nasıl uyudunuz? Nasıl yediklerinizi yuttunuz? Biz sağ kalanlar en çok da sizi sorguladık, en çok sizi yargıladık. En çok size öfkelendik. Hatırlıyorsunuz değil mi gün doğarken bize neler olduğunu? Hiç tanımadığımız yüzlerce insan ellerinde Kur'an, satır, balta, bayrak, meşale, gaz bidonları, sopalar ve silahlarla nasıl saldırdıklarını, bizim evimizi nasıl kuşattıklarını, sizlerin damlarınıza çıkarak oradan ateşe verdiklerini, babamı nasıl öldürdüklerini, üste oturan ev sahibimizin oğulları Ali ve Mehmet abimi, 9 aylık gelinleri Esma yengemi, kızı Fidan canımı ve yeğeni Aziz kardeşimi, tüm bu canlar öldürülürken hepsine tanık oldunuz. Evimiz ateşe verilirken, cayır cayır yanarken söndürmediğiniz gibi bizleri de sokaklarda gezdirip işkence yaparken korumadığınızı da biliyoruz. O gün, evet o gün karardı dünya. O gün çok uzun ve çok soğuktu dünya. Biz hiç bu kadar üşümemiş, hiç bu kadar korkmamış, hiç bu kadar donmamıştık. Kurtulduk, evet kurtulduk denirse. Bizler acılarımızı yaşamayı öğrendik yıllar sonra. Ama siz hangi vicdanla yaşamaya devam ettiniz. Hepimizin acısıydı. Anadolu'da yapılan katliamların hepsi soruldu.